Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, haftaya 20 Temmuz haftasına Yengeç burcunda gerçekleşecek Satürn blokajlı yeni ayın etkileriyle başlıyoruz. Evet, siz kariyer yapmak konusunda hassasiyet gösteriyorsunuz. Belki ne zamandır iş ve kariyerle ilgili blokajlarla, sorunlarla uğraşıyorsunuz. İstediğiniz gibi bir iş gelmiyor veya işleriniz istediğiniz gibi gitmiyor. Olabilir. Seçtiğiniz işlerle veya gelecek planlarınızla aile büyükleriniz arasında kalabilirsiniz. Bir otoritelerle anlaşamama hali söz konusu olabilir. Bu yeni ay size bir yeni ev, yeni bir ev alma fırsatı, bir taşınma getirebilir. Taşınmak ve yeni bir ev almak isterken bir takım blokajlar ve engellerle de karşılaşabilirsiniz sevgili teraziler. Pazartesi günü biraz rahat atlatmaya çalışın. Çok blokajlı bir gün sizin için. Aile büyüklerinizle tartışmamaya, ev sahibinizle, ev içinde ailenizle tartışmamaya, sorunlar yaşamamaya, onların sert yüzleriyle karşılaşmamaya mümkün mertebe dikkat edin. Evet, yeni ay size güzel bir kariyer fırsatını elbette getirecek ama sizden biraz risk almanızı, cesaret etmenizi ve elinizi taşın altına koymanızı bekliyor sevgili teraziler. Ne zamandır ilişkileriniz de bozuldu, evde de huzuru bulamıyordunuz ama artık güneşin çarşamba günü itibariyle Aslan Burcu'na yerleşmesiyle beraber umutlarınız yeşermeye başlayacak, aşk hayatınız güzelleşecek, bazılarınız bebek haberleri, çocuk haberleri alacak, yalnızlar sevgili bulacak. Hatta gayet kanınızın kaynayacağı ilişkilerin içine çekilebilirsiniz. Tek uyarım, ilk defa ilişkiye başlayacak olanlar seçtikleri kişinin gerçekten öfkeli, agresif biri olmadığından, bencil biri olmadığından emin olsunlar. Çünkü Ekim ayında bu ay başlayan tüm ilişkiler bir testten geçecek zaten. Veya hali hazırdaki ilişkiler de Ekim ayında bir testten geçecek. Ama bu ay sizin için son derece canlandırıcı, aşk dolu, keyif dolu, arkadaşlıklar, sohbet, muhabbet dolu bir ay olacak diyebiliriz. Merkür-Uranüs uyumu kariyerinizle ilgili güzel gelişmelere işaret ediyor. Beklediğiniz iş fırsatları sizi bulabilir. Parası geliri yerinde iyi bir iş bulma imkanınız da olabilir. Sevgili teraziler, böyle konuşuyorum tekleyerek çünkü bir yandan da açıları hesaplıyorum kafamdan. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Evet, Güneş'in Aslan Burcu'na geçmesi dedik. Sizler için gayet sosyalleşme, aşka dair adımlar atma, hobilerinize yönelme, tatiller yapma, keyif yapma zamanına işaret ediyor. Hem işle ilgili güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bir takım blokajları açtıktan sonra tabii ki. Önce bitişler, kararlar, sağlam kararlar, sonra yeni başlangıçlar diyor size yeni ay enerjisi. Evet, hadi bakalım. Yine de güzel, keyifli bir Ağustos bekliyor sizi. Temmuz'un sonu ve Ağustos son derece aşk dolu, keyifli ve sosyal gözüküyor. Sevgiler.